Gündem Müzakere'den iyi akşamlar. Her cuma olduğu gibi Erdoğan Aydın'la birlikteyiz Gündem Müzakere'de. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Umarım güzel bir hafta geçirdiniz. Geçirdiğimiz hafta biraz rahatsızdınız. Şu an görüyorum ki gayet toparlamışsınız. Teşekkür ederim. Olsun tekrar. Sağ olun. İsterseniz 1 Mayıs'ta başlayalım. Evet. Salı günü 1 Mayıs'tı. Rengarenk tanımlandı. Özellikle Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs. Çok katılım oldukça fazlaydı ve birçok farklı kesim bu 1 Mayıs buluşmasıyla ilgili yorumlar yaptılar. Sınıf siyaseti üzerine, kimlik siyaseti üzerine. Siz nasıl buldunuz 1 Mayıs'ı, 1 Mayıs'ta buluşan kalabalığı, kitleyi, oraya gelen grupları? İsterseniz önce bir genel bir değerlendirme alalım. Öncelikle söylenmesi gereken şey, devlet yasaklamazsa, müdahale etmezse, gaz sıkmazsa, kışkırtmazsa, sıkıştırmazsa, bu memleketin emek güçleri pekala barışçıl, coşkulu, bütün memlekete demokrasi dersi verecek geniş katılımlı 1 Mayıs'lar yapılabiliyormuş demek ki. Son 3 yıllık gelişmeler bunu gösterdi. Son 3 yıllık gelişmeler aynı zamanda her bir sonraki 1 Mayıs'ın bir öncekinden katılım itibariyle daha kalabalık olduğu, coşkunun daha fazla arttığı, daha fazla kadının, çocuğun ve farklı kimliklerden insanın katıldığı 1 Mayıs'ların bu memlekette pekala gerçekleşebildiğini gösterdi. Ve bu anlamda da aslında Nevroz'da da gördüğümüz gibi eğer devlet yasaklamıyorsa, engellemiyorsa, antidemokratik bir dayatma, bir provokasyon üretmiyorsa, bu memleketin hak mücadelesi veren insanların aslında esas olarak ağırlıkla bir şiddet üretmediklerini çok net olarak gördük. Aslında bu vesileyle şunu bir kez daha belirtelim ki, bu ülkedeki tüm kitlesel şiddet eylemlerinin hemen hemen istisnasız arkasında devletin hak isteyenlerin, mazlumların, mağdurların bu taleplerini kamusal alanda ifade edemez hale getirmelerinin sonucudur. Hı hı. Aslında 1960'lardaki işte öğretmen sendikalarına yönelik baskılardan tutun da işte 1950'li yıllardaki barış hareketini, Kore'ye askerlerimiz, çocuklarımız gidip ölmesin diyen insanlara yönelik provokasyonlardan tutun da 6-7 Eylül dahil olmak üzere bu ülkede aslında kitlesel şiddet veyahut da kitlelere yönelik provokatif eylemlerin, saldırganlıkların istisnasız demeyeceğim, kuşkusuz hak mücadelesi verenlerin de zaman zaman yanlışları, eksiklikleri, sorunları söz konusu ama genel olarak baskın karakter olarak devletten kaynaklı olduğunu, devletin elini bu alanlardan çekmesi halinde, devletin hak talep eden insanların haklarına saygılı olması halinde bu ülkede ne 1 Mayıs'ların, ne Nevroz'ların, ne diğer başka anmaların aslında şiddete bulaşmadığını çok net olarak gördük. Bu anlamda bu durumun devam etmesini dileyelim. Bu durum devam ettiği müddetçe bu memlekette demokrasi de iktidar güçlerinin birbirlerine karşı kullandıkları manipülatif bir kavram olmaktan çıkıp hakiki bir hale gelecektir. Yani siz Nevroz deyince bir an benim de aklıma geldi. Özellikle BDP geçtiğimiz yıllara göre daha fazla bir katılımla 1 Mayıs'ta Taksim'deydi. Bunu Nevroz'u kutlayamamış olmasına BDP tabanını bağlayanlar da vardı ama yani daha yoğun katılıyor olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır, ben Nevroz'a katılamamış, Nevroz'unu kutlayamamış, yapamamış olması yine devletin şiddetiyle, devletin anti demokratik tavrıyla yapamamış olmasına bağlamanın nesnel bir açıklama olmadı kanaatindeyim. Tam tersine soğukkanlılıkla görmek lazım ki Kürt hareketi her ne kadar ulusal kimlikli bir demokrasi gücü ise de aynı zamanda çok ciddi sol, sosyalist, emek eksenli bir refleksin de yansıması. Bunun tabii bir sürü nedeni var. Kürt hareketini örgütleyenlerin ağırlıkla sosyalist mücadeleden gelerek şekillenmiş insanlar olmaları burada önemli bir faktördü. Nitekim aslında BDP'de çok ciddi kökleşmiş, kolay kolay değiştirilemez bir sol dilin olduğunu işte ürettikleri metinlerde, koydukları tavırlarda falan çok net olarak görüyoruz. Bir diğer mesele aslında Kürt hareketi bu toplumun en alttakilerin, dolayısıyla da aslında işçilerinin ağırlıkla, emekçilerinin de hareketi aynı zamanda.
Her ne kadar devletin devlet politikasını sol bir dille üretmeye çalışan kimi ulusalcı, milliyetçi güçler sistematik bir şekilde Kürt hareketini işte ağaların vesaire feodallerin hareketi olarak yansıtıyor olsalar bile aslında BDP'nin mevcut profiline, davranışlarına falan baktığımızda aslında herhangi bir batılı araştırmacının, sosyologun, siyaset bilimcinin çok rahatlıkla itiraf edeceği, daha doğrusu belirteceği gibi, kendi doğalında belirteceği gibi ağırlıkla bir proleter hareketi, bir emek hareketi. Nitekim sendikalarda özellikle soldan siyaset yapan, soldan emeğin gerçek haklarını savunan sendikalarda da Kürt işçilerin, Kürt memurların sayısının bir hayli yüksek olduğunu çok net olarak görebiliyoruz. Burada tabii şöyle bir faktör de var. Ne yazık ki Türkiye İşçi Hareketi önce 12 Eylül'ün arkasına 12 Eylül'ün besleyip büyüttü İslamcı atmosferin sonucu olarak da emeğine yabancılaşan 1 Mayıs'ına işte devletin kendi haklarını gasp eden bakanını çağırttırıp konuşturan tevekkülcü, şükürcü, kaderine razı bir topluluğa dönüştü. Böyle bir topluluğun emek mücadelesi vermesi çok da kolay değil. Emek refleksi üretmesi çok kolay değil. Yani değil mi? Tan Doğan'daki yani, 1 Mayıs aslında korkunç bir tabloydu. Yani kendi patronunu çağırtıp patronunu alkışlattıran bir durumla karşı karşıyayız. Oysa hiç olmazsa bu memlekette yılın bir gününü patronuna emeğini gasp edene, devletine karşı itirazlarını belirtebilen, ondan ideolojik olarak da örgütsel olarak da bağını koparmış, emeğin egemene karşı haklarını savunan bir gün bu. Ve böyle bir günde düşünebiliyor musunuz? İşte devletin aslında bu insanları en alt düzeyde yaşatmaya mahkum eden bir politikayı, en ağır yeni liberal politikayı, vahşi kapitalizmi uygulayan bir hükümetin bakanına işçileri alkışlattıran bir tutum. Ya Birleşik 1 Mayıs değil de bu parçalı biçimde 1 Mayıs'ın kutlanıyor olması toplumsal bir bölünmeye de işaret ediyor mu? Bunu nasıl okumak lazım? Yani hani öyle düşünmüyorum. Öyle düşünmüyorum. Önümüzdeki yıllarda bu durumun aşılabileceği kanaatindeyim. Kuşkusuz AKP kendi Kürdünü, kendi Alevisini, kendi Çingenesini, kendi işçisini yaratma ve bu doğrultuda aslında devletin rant mekanizmasını bunları yaratmaya yönelik olarak kullanma şeklinde çok kategorik, çok kararlı, planlı programlı, hatta hani Kemalistlerin de uyguladığı mühendislik projesi olarak toplumu yeniden dizayn etme çerçevesine baktığımızda AKP kendi işçisini yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Birincisi işsizlikten daha az etkilenmesini, yeşil kart dağıtımından daha çok faydalanmasını, işte torpil mekanizmasının daha rahat işlemesini sağlayan Avrupa'daki işçi aristokrasisi diyeceğimiz, gerçi burada bir aristokratlaşmaya çok olanak verilmiyor ama diğer işçilere göre, yani AKP'li olmayan işçiye göre, İşte gece kondusunun imarından tutun da iş bulma olanağından çocuğunun bir yurda yazdırılmasından yeşil kart ve sadaka mekanizmasından faydalanmaya varana kadar her işte kendisini gözeten ve dolayısıyla kendi işçisini yaratmaya çalışan bir mekanizma. Bu işçiye de işte 1 Mayıs'larda otobüslerle, devletin olanaklarıyla taşınan meydana bakanını Faruk Çelik'i alkışlattırabiliyor. Bu aslında Türkiye'de önce darbecilerin gerçekleştirdiği toplum profilinin ve daha sonra İslamcı hareketin sürdürdüğü toplum profilinin bir yansıması. Ama bu aşılacak. Kesinlikle şu görülmüştür ki Ankara Tan Doğan Meydanı'ndaki mitingle Bursa'da yapılan miting gerçek anlamda bir emek mücadelesinin ürünü değildir. Tam tersine emek mücadelesinin kolunu bacağını budamaya yönelik, emek mücadelesi verenleri itibarsızlaştırmaya ve yalnızlaştırmaya yönelik faaliyetin bir parçası. Emek mücadelesi dediğimiz şey kaçınılmaz bir şekilde her türden mağduriyeti savunan platform demektir. Nitekim Taksim'de bunu çok net gördük. Taksim'de bir çok net bir şekilde emeğe yönelik sömürü, itibarsızlaştırma, eşitsizlik ve benzeri durumların örgütsüzlük, sendikasızlaştırma vesaireye karşı çok ciddi tavır. İkincisi bunun kopmaz bir parçası olarak da aynı zamanda bu memleketin başka tür mağduriyetlerine, başka tür proleterliklerine, başka tür ezilme durumlarına karşı da sahip çıkan, onları sahiplenen, dolayısıyla mazlum kimlikleri ötekileştirenleri ve artı sınıfsal sömürüye uğrayanların adeta ortak talebini dillendiren bir şey oldu. Tam bu noktada yani 1 Mayıs Taksim
meydanındaki bu çeşitliliği, bu rengarenk tabloyu konuşurken hep yani 1 Mayıs öncesinde de çok gündeme getirildi. Antikapitalist Müslüman gençler, onların 1 Mayıs meydanına gelmesi de yine medya tarafından çok takip edildi ve sanıyorum hani bu tablo içerisinde de ya bunu kuvvetlendiren bir şeyle durum olarak da sunuldu. Nasıl görüyorsunuz? Yani bu örneğin hani daha önce bu türden hassasiyetleri olmayan, en azından hani bu kadar kendini göstermeyen bir çevreden 1 Mayıs alanına giren bir grup oldu. Her halükarda çok olumlu gördüğümü belirteyim. Evet, işaret ettiğiniz gibi gerçekten bu tip hassasiyetleri olmayan, dünyayı cennete çevirmek idealine yabancılaştırılmış, her türden mağduriyeti şükür tevekkülle karşılayan bir öğrenci ve emekçi profilinin içinden o kadar çok eşitsizlik, o kadar çok mağduriyet örnekleri yaşanmaya başlandı ki oradan da tıpkı dünyanın tarihinde ilk sosyalistlerin ortaya çıktığı gibi İslamcı hareket içinde de yüzünü sola dönen, cenneti sadece öbür dünyada değil aynı zamanda bu dünyada da aramak ve yaratmak için mücadele etmek gereğini şey yapan, belirginleştiren, sadece dinsel ideolojik kardeşlerin değil aslında asıl kardeşliğin emek eksenli bir yerden mağdur olanların kardeşliği üzerinden kurulması bilincine ulaşan, küçük de olsa sayıları çok çok küçük, mesela basındaki yankılarından çok daha büyük bir katılımla gelebileceklerini düşünmüştüm. Sayıları çok küçük ama bence değerli. Gazetelerin, televizyonların bu kadar çok görmesi de çok anlaşılır bir şey. Çünkü basın haber değeri olan bir durum bu. Bugüne kadar hani hatırlayın, darbe yapan generaller eli tezbih tutan gençler yetiştirmeye, devlet ne derse ona boyun eğen bir işçiler kuşağı yetiştirmeye, bunun da din aracılığıyla, dinin siyasal istismarıyla kullanan bir atmosfer yarattılar. Toplumun kimyasını bozdular bu anlamıyla. Şimdi tekrar kimyası bozulmuş olan bu toplumun içinden mağduriyetlerini gören, işte eli tesbihli patronun, eli tesbihli devlet yöneticisinin kendi haklarını ihlal etmekte aslında herhangi bir patrondan farklı olmadığını görerek buradan bir şey oldu, bir ileriye doğru, eşitliğe doğru bir çıkış yaşandı. Bunun çok olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bunun gelişmesini... Siz yüzünüz sola dönen dediniz ya, hani bu çevrelerden de insanlar oldu. Bugün Yeni Şafak'ta Özlem Albayrak şöyle bir ayrım koyuyor. Yani her antikapitalist solcu değildir. Yani böyle bir hani sol vurgusu nu biraz daha hani daha arka plana itip antikapitalist vurguyu öne çıkaran bir yazı yazmıştı. Siz de diyorsunuz ki biraz farklı olarak yüzünü sola döndüler. Kesinlikle öyle. Çünkü mesela Özlem Albayrak ve benzeri yazarların, dünya görüşüne sahip olan insanların tüm bulandırma çabalarına karşın altını net olarak çizmeliyiz ki sol demek kapitalizme karşı mücadele demek. Sol demek emeğin haklarını her şeyin üstünde görmek demek. Solun Özlem Albayraklardan farklı olarak materyalist dünya görüşüne daha yakın olmasının nedeni de aslında sömürünün bütün dinlere rağmen, bütün tarihsel iktidarlara rağmen neden, niçin sorularını sorarak dünden bugüne gelerek oluştuğu meselesidir. Şimdi Özlem Albayrak bu işin bu yanını kavramamış olabilir. Kavramamak, kavramak istememek gibi bir refleksin sonucu bunları yazıyor olabilir. Ama insanlar ne, niçin, neden diye soru sormaya başladıklarında yağmurun, yağışının nedenlerini, sömürünün nedenlerini, kimlik istismarlarının nedenlerini bulmaya ve bunların nedenlerinin bu dünyada olduğunu, kaderde olmadığını, bu ancak doğru bir bakış açısı ve mücadeleyle değiştirilebileceğini gören bir dönüşümü kaçınılmaz kılmaktadır. Sol dediğimiz şey zaten budur. Yani sol, Özlem Albayrak'ın ve benzerlerinin iddia edeceği gibi materyalizme indirgenebilir bir şey değildir. Bu anlamda eğer antikapitalist alana
bilince ulaşan bir toplulukla karşı karşıyaysak, İslami inançlarına rağmen onlar sola yönelmiş veya sol nesnel olarak hayatın gerçekliği itibariyle sol tavrı koymuş insanlardır. Bizim zaten hani solun genel anlamda da işte şu mütedeyindir, bu değildir falan gibi bir ayrımcılık yapmayı tarihin hiçbir döneminde, hani bazı dönemler kaba materyalist uygulamalar ki solun içinden buna yönelik bir sürü eleştiri de yapılmaktadır. Yapılıyor. Ben de kendi adıma eleştiririm. Ama sol demek insanların inancına müdahale değil, sol demek dünyaya bilimsel bir gözle bakmak yanı sıra emeğin mücadelesi, emeğin haklarını, kapitalizme karşı mücadeleyi, emperyalizme karşı mücadeleyi, her şeyin üstünde tutmak demektir. Peki, dolayısıyla hani kavramlara yine takılmak... Yine bu tartışmayla ilgili bir şey, 2012 1 Mayıs'ıyla yapılan yorum, ilgili yapılan yorumlarda sol siyasetin, sınıf siyasetinin aslında bir yetersizliği hep vurgulandı ve bunun hani bu örneklendirilirken de, bu yorum yapılırken de çok farklı kimliklerin, çok farklı çevrelerden insanların o alanda oluşu da dillendirildi. İşte örneğin Müslüman gençlerin orada olması, hani farklı kimliklerin orada olması, hep bunlar öne çıkarıldı ve kimlik siyasetinin, sınıf siyasetinin önüne geçtiği ya da artık hani çalışmadığı, dünyayı okumakta yetersiz kaldığı gibi yorumlar da yapıldı. Bu tür yorumlara nasıl bakıyorsunuz? Şimdi aslında sol hareketin son 30 yılda dünyayı okumakta bazı sorunlar yaşadığını kabul etmek lazım. Zaten öyle olmasa şu anda sol hareket bu bence talihsiz olan noktada olmazdı. Bu kadar ağır bir sömürü, bu kadar ağır bir eşitsizlik, bu kadar yoğun bir savaş atmosferi ve böyle bir ortamda solun 1 Mayıs'ta varlığını çok net olarak göstermesine rağmen siyasete müdahale edebilecek etkili bir siyasal kurumlaşma olarak olmaması zaten bir okuma problemi olduğunu gösterir. Ama böylesi bir eleştirinin her şeyden önce vicdanla, sorumlulukla, gerçekçilikle yapılması lazım. Sırtlarını 12 Eylül'ün yaratmış olduğu atmosfere dayayanlar, 12 Eylül'ün atmosferinde işte akademik, siyasal, ekonomik yükselişlerine adeta büyük bir ivme sağlanmış olanlar, toplum sola yönelmesin diye özellikle beslenip büyütülmüş olan güçler ve o güçlerin münevverlerinin bu tip cümleler kurarken biraz ahlak ve vicdan kurallarını da gözetmeleri, nerelerden beslendiklerini de iyi hatırlamaları lazım. Hatırlamaları lazım ki bunların bir kesimi 12 Eylül mahkemelerinde bizim fikrimiz iktidarı da diyen bir duruşa sahiplerdi. Keza bir diğer kesimi ise sadece din derslerini zorunlu kılmakla bile cennetlik ilan, Kenan Evren'i, darbecileri cennetlik ilan eden insanlardı. Bunlar bu ortamdan beslendiler. Bu ortamın arkasında da CIA'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun, işte onların Hristiyanlıkla özdeşleştikleri. Aslında dinleri buraya bulaştırmamak lazım. Ama işte emperyalist kapitalist sistemin Türkiye'yi kaybetmemek için yürütmüş olduğu dezenformasyon ve darbeler, yönlendirmenin temel etkisinin çocukları bunlar. Dolayısıyla hani biraz vicdan, biraz insaf gösterilirse... Sistematik bir şekilde katledilmiş, ortadan kaldırılmış, ezilmiş, 1 Mayıs'ları kutlanması daha düne kadar yasaklanmış, Nevrozları hala yasaklanmaya devam eden bir hareketin yeni yeni tekrar filizlenmeye başladığının emareleridir. Dolayısıyla akıllarını kendilerine saklasınlar diye düşünüyorum. Muntazer Türkan'ın de bugünkü yazısında bir yaptığı bir yorum benim dikkatimi çekti. Sol dendiği zaman aynı inançtan, aynı siyaset ve ideolojiden gelen insanları hemen bir arada bulabilirsiniz ama solun varlığı için elzem olan sınıf ortak paydasına rastlayamazsınız diyor. Yani şimdi kesinlikle, hani bu kesinlikle sınıf... abartılı bir yaklaşım. Ama şunu belirtmek lazım. Türkiye'de iki kimlikten insanlar sadece emekçi olduklarından dolayı ezilmediler. Aynı zamanda Kürt oldukları için ezildiler, Alevi oldukları için ezildiler, asimilasyona uğradılar. Dolayısıyla orada bir çifte baskı ve o çifte baskının yarattığı daha güçlü bir direnç söz konusu. Ya bu oysa, sınıfın değişen şimdi, yapısı değil mi zaten? Yani hani kesinlikle. Eski hani sınıfa yeni bir bakış, ya bu türden bakışlar hani birçok günümüz düşünürü tarafından da hani dillendiriliyor. Bu yapılıyor zaten. Hani eski kavramlarla eski kavramların mutlaka revizyondan geçirilmesi, günün koşullarına, dünyanın yeni gerçekliğine uydurulması lazım ama eskiden eski koşullarda solu üreten dinamikler neyse ve
solcu olmak nasıl vicdanın, ahlakın olmazsa olmaz göstergesi ise bu durum açısından baktığımızda bugün de durum aynıdır. Bugün de örneğin işte bu tip cümleleri yazan iktidarın, sırtlarına dayadıkları iktidarın kesinlikle vahşi bir kapitalizmi uygulayan, bu ülkenin bütün birikimlerini özelleştiren, yeni liberal politikaları acımasızca uygulayan bir iktidar olduğunu ve bu iktidarın da ancak İslam'ın bu şekilde istismarıyla uygulanabilir olduğunu da görmek lazım. Yani düşünebiliyor musunuz, işte Hristiyan geleneklere sahip zaman zaman İslami dünyayı küçümseyen, aşağılayan cümleler, ifadeler, kitaplar, siyasetler üreten Amerika Birleşik Devletleri 12 Eylül'ün ilan edildiği günlerde Fas'tan Endonezya'ya kadar yeşil kuşak yaratmayı kendine temel dert edinmişti. Aradan bir müddet zaman geçti. Bu yeşil kuşakta belli bir başarıya ulaştıklarını öğrendiğinde yine geri adım atmadı. Bu sefer ılımlı İslam projesini üretti. Şimdi eğer sizin adınıza sözde sizin karşı çıkarmış gibi davrandığınız, sadece dinsel eksenli olarak karşı çıkarmış gibi davrandığınız dünyanın en büyük asalak, en büyük militarist gücü eğer sizin adınıza sizi besleyip büyüten bir açılım, politika, destek üretiyorsa oturup bence asgari vicdan ve ahlakla bile, bırakalım bilimsel söylemi, tahlili, akademik yaklaşımları, salt bu nedenle bile oturup bir şeyler düşünmeniz lazım. Bence 1 Mayıs'a gelen İslamcı güçler, dediğim gibi çok az da olsalar, eminim ki gelecek sene daha fazla geleceklerdir, bu büyük oyunu fark ederek, bu büyük oyunda saflarını solun yanına, emeğin yanına koymak erdemi, ahlakı, bilinci göstermişlerdir. Nitekim 1 Mayıs alanı, 1 Mayıs'ın bir iki grup hariç kürsüsü ve kitlesi onları büyük bir alkışla karşıladı. Onları hoş geldin, onlara kardeşler saflarınız burası diyen bir yaklaşım şey oldu. Keza onlardan da o meydanın öğreneceği şeyler var diye düşünüyorum. Peki, şunu söyleyebilir miyiz? Yani siz sol siyasetin bazı eksiklerinden, yetersizliklerinden bahsettiniz. Şimdi yapılan bu genel yorumlarda sol siyasetin başka siyasetler, yani sol siyasetin yerine başka siyasetlerin onun önüne geçtiği hani yorumları söz konusu. Şimdi peki bunu tersten okumak da mümkün değil mi? Yani bu diğer tür siyasetlerin aslında bir taraftan sınıf siyasetiyle buluşması olarak da görmek pek tabii mümkün değil mi bunu? Şimdi hem bu yaptığınız saptama doğru, hem de sınıf siyaseti dediğimiz şey salt sınıf siyaseti değildir. Nasıl, bakın az önce kaba materyalizmden söz ettiysem, kaba bir sınıfçılık ki Marksist literatürde de bu konuda pek çok kavram söz konusu. İşçi kuyrukçuluğu, kaba sınıfçılık ve benzeri bir dizi kavram üretilmiştir. Yani dünyanın sol tarihine baktığımızda zaten kaba sınıfçı bir yaklaşımdan, ekonomizmden, uvriyerizmden ve benzeri akımlardan kendini ayırarak sol hareketin sadece sınıfın değil, sınıfı temel almakla birlikte tüm mağduriyetlerin bütününü kucaklayan ve var olan burjuva demokrasisini de gerçekten sosyal bir demokrasi haline getiren bir bakış açısının, yani bugünkü cehennemi cennete çevirme, bunu yapabilecek gücün bizim beynimizde, yüreğimizde, bileğimizde olduğu fikriyatını topluma yaygınlaştırma bilinci. Bu anlamda aslında sol dediğimiz şey aynı zamanda demokrasi mücadelesidir, laiklik mücadelesidir, hukuk mücadelesidir ve sadece işçilerin değil, işçi olmayanların da hak ve özgürlüklerini kurumsallaştırabilecekleri gerçek bir demokrasinin inşa mücadelesidir. Bu anlamda köleciliğe karşı mücadeleden başlayalım, feodallere, krallıklara, dinsel iktidarlara mücadeleden başlayalım. Bugüne kadar süren sürecin kadın özgürlüğünden ve her alanda kimlik haklarına varana kadar bütün bunlar sol perspektifle olmazsa olmazlarıdır. Sağcılık, muhafazakarlık, dinin istismarı üzerinden geliştirilen siyaset, liberalizm, bütün bu tip akımlar ise, yani sağın değişik tandansları diye niteleyebileceğimiz akımlar ise, emeğin üretmiş olduğu, emeğin topluma hakim kıldığı fikriyatı bir yerinden sahiplenmeye başlamışlardır. Bugün de aslında durum bu. Kendilerini temel insan hakları değerlerinin sadece sola ait olmadığını göstermeye çabalayan sızıntılardır diye düşünüyorum. Peki, yani bu sızıntılar bile ama solun aslında bu toplumun vicdanındaki yerinin etkisini göstermektedir. Peki ya 1 Mayıs'ta ki bu buluşmanın, yani çok farklı çevreden, çok farklı kimlikten, çok farklı düşünceden insanın bir arada buluşmasının
toplumsal olarak gerçekleşmesi ya da toplumsal yansıması nasıl? Yani evet, o meydanda o meydanda buluşulabiliyor ama gündelik hayatta bu buluşma ne kadar sağlanabilir? Orada çok ciddi bir problem var. Dolayısıyla bir yanıyla baktığımızda o meydan aslında Türkiye'de demokrasinin ne demek olduğunu, yani her kimliğin, her siyasi görüşün kendini rahatlıkla, korkusuz bir şekilde kardeşçe ifade edebileceği bir atmosfer, gerçek bir demokrasi o meydandaki profille ortaya çıkabiliyormuş demek. Hı-hı. Demokrasinin sadece liberal özgürlüklerle sınırlı olmayıp aynı zamanda en alttakilerin yaşam güvencesi, gayri safi milli hasıladan aldıkları pay, sendikalılaşma oranı, sosyal güvenlik oranları vesairenin de yükseltilmesiyle gerçekleşebilir bir şey olduğunu o meydan bize net gösteriyor. Yani o meydanı doğru okuduğumuzda bu memleketin demokrasisinin hangi yöne doğru yol alması gerektiğini çok net görürüz. Ama buna karşılık eğer o meydanda birikmiş olan insanlar, o meydanda birikmiş olup da Türkiye'yi cennete çevirme ideali peşinde koşan insanlar kendi aralarında birlik sağlayamıyorlarsa, İşte kah dinin istismarı, kah milliyetçilik üzerinden bu toplumun üstünde kurulmuş olan cehennemi, hegemonyayı dağıtmak için bir araya gelip birlikte siyaset yapmıyorlarsa, zamanın dilini okumak konusunda gerekli başarımı sergileyemiyorlarsa, burada çok ciddi bir problem var ve bu problemin bedelini de 1 Mayıs'ın ertesi günkü günlerde solun bu memleketin siyasetine, ekonomisine etki yapamaması olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde ben bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. Mesela hala 1 Mayıs meydanında gencecik çocukların askeri marş yürüyüşlerle falan görünür olmasının ben sol kültürle çok açıklanabilir bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sosyolojik olarak anlıyorum. Bunu yapan gruplara şöyle dikkat ettiğimde toplumun en alttakileri, en alta itilmiş olanları, yarınından yana güvence üretemeyenleri, sistemin, rejimin sürekli baskılandığı, eğitim hakkından sosyal haklarına kadar kendilerine, annelerine, babalarına hiçbir şey vermeyen bir sisteme çok anlaşılır bir şekilde sosyolojik olarak radikal bir tepki olarak askercil, militarist bir görüntü sergiliyorlar. Ama o arkadaşlarımıza da anlatmak zorundayız ki buradan bir yıkıcı enerji çıkar ama yeniden kurucu bir enerji üretmek mümkün değildir. O nedenle 1 Mayıs'larda bu tip militarist gösterilerden de uzak durmak lazım. Keza aynı şekilde işte televizyonlarda çokça gösterildi. İşte bazı banka şubelerine, bazı uluslararası tekellerin temsilciliklerine yönelik cam kırma ve benzeri eylemler yapıldı. Sosyolojik olarak onların da bir bahanesi yok. Bu az önce saydığım gruptan farklı olarak onlar yaş ortalaması daha yüksek, belli ki eğitim düzeyleri daha yüksek, halleri vakitleri daha yüksek olan bir topluluğun gençleriydiler. Ve aslında 1 Mayıs'ın üzerine gölge düşürecek bir şekilde bence 1 Mayıs'ın anlamına, solun anlamına, değerlerine uymayan bir şekilde bir kavram uygun kaçar mı bilmiyorum ama vandalca davranışlar sergilediler. Orada kendilerine yönelik bir saldırıya tepki gösteren bir toplulukla karşı karşıya değildik. Tam tersine durup dururken işte bir yerleri, camları kırma dökmek. Bu aslında 1 Mayıs'ların önümüzdeki yıllarda çok daha geniş katılımlı gerçekleşmesinin üzerine gölge düşüren bir davranıştır. Ve o tip insanların eminim ki sol bir bakış açısının adına yaptıklarını zannediyorlardır ama 1 Mayıs'a sol fikriyata zarar veren bir yaklaşım içinde olduklarını da bu vesileyle almak lazım. Dolayısıyla önümüzdeki bir yıllarda bu tip küçük de olsa şiddet ve militarist gösterilerden arındırılması ve o meydana toplanan insanların hiç olmazsa 1/5'inin aynı bayrak altında siyaset yapabilir hale getirilmesi halinde önümüzdeki dönemde işte kendisine sosyal demokrat diyen ama sosyal demokrat olmayan, kendine işte muhafazakar diyen ama aslında yeni liberal politikayı en acımasız bir şekilde topluma dayatan, bu memleketteki tek tipleştirme iradesini devralmış olan, dünkü askerlerin yürüttüğü tek tipleştirme ve her şeye ben karar vereceğim diyen, tek adam siyaseti ve toplumu mühendislik projesiyle tek hale getiren zihniyeti bugün İslamcılar yürütmektedir. Dolayısıyla bütün bunları geriletecek bu memlekette, işte Sünni, Alevi, Kürt, Türk her tipten, her kimlikten insanı tekrar yeniden bu dünyanın, bu memleketin cennete çevrilebileceği umudunu yaratan bir dönüşüme uğratmak mümkün kanaatindeyim. Evet. Yani kürsüden siz de dediniz ya birçok çevreyi kucaklayan, kimliği kucaklayan, düşünceyi kucaklayan konuşmalar yapıldı kürsüden. Fakat benim dikkatimi çeken bir nokta vardı. Birçok LGBT yani eşcinsel, biseksüel, transseksüel birey
kortejleriyle alana girmiş olmalarına rağmen kürsüden onlara dönük ben hani gün boyu oradaydım. Pek onlarla ilgili tabii orada şunu görmek bir lazım. Bir şey hani yapılan konuşmalarda bu memleketin, da. Bu memleketin solcusu da muhafazakar ahlakla şekilleniyor. Dolayısıyla evrensel bir bakış açısını rezervsiz, amasız, fakatsız bir demokrasi kültürünü, kendisi için hak kabul ettiği şeyi kendisine ters gelenlere de, kendisinden farklı olanlara da hak olduğunu görme konusunda bir eksikliği var. Yani öyle solgunluklar vardı ki orada bir aradalardı. Daha önce bazı işte dergilerinde, yayınlarında eşcinsellik emperyalizmin bir oyunudur diyen sol gruplar da oradaydı. Eşcinsel biseksüel bireyler de oradaydı. Evet. En azından ben öyle düşünen solcuların düne göre biraz daha yontulmuş, geriye adım atmış olduklarını düşünüyorum. Ama hala olmaları gereken yarın çok uzandılar. Evet, yani tabii biraz daha... Bu süreç aynı zamanda solcuların da bizlerin de demokratik eğitimden geçtikleri sürecidir. Biz bunlara alışacağız. Alışacağız derken nasıl bize alışılmasını, yani sol kültürün bu topraklarda eşit, korkusuz, özgür örgütlenme hakkını savunuyorsa, solcuların kendilerinden uzak gördükleri, işte az önce söylediğiniz çok kötü, işte emperyalizmin ajanı gibi, çok hem bilim dışı hem gerçek dışı iddiaların sahipleri de bir müddet sonra ya biz aslında yanlış yaptık, biz kendimize demokrasi isterken başkalarına diktatörlük uyguladık diye o olgunluğa geleceklerine inanıyorum. Ya, ama bunun bunu zaman yani, bu türden buluşmalar zaman, ama, evet, ama sonuçta şu yani. Çok net o meydan bu memleketin demokrasiye en yakın, demokrasinin üstü örtülen kapatılan meselelerine de en açık, en yakın olan meydan. O meydanı hem kendi içinde bir demokrasi eğitimden geçmesi, gerçek anlamda çoğulculaşması lazım. Hem de memleketin bütününü çoğulculaştırmak açısından o meydanın büyütülmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, yani ben de böyle bir imkan taşıdığını düşünüyorum. Yani bugün tarafta bir söyleşi vardı, kapitalist Müslüman gençlerle yapılan bir söyleşi. Orada ahlaksızlık bir eşcinsel evlendirip tiksindiği bir hayata mecbur etmektir. Diyor örneğin antikapitalist Müslüman gençler. Yani hani beklenmedik tepkiler ya da değişen yani, dönüşen sizin hani söylediğiniz. Solun bile muhafazakar olduğu bir gerçeklikte solu emeği başkalarının haklarını yeni yeni keşfeden İslamcı dünyadan, İslamcı kültür ve şekillenmeden gelen insanların bu süreci daha geç kavraması çok doğaldır. Ama dediğim gibi bu meydanları büyüterek biz bu sorunları çözeceğiz diye düşünüyorum. Yayınlarımızda bu sorunları tartışarak insan hakları denilen kavramı sadece proleterin, sadece Kürdün, sadece Alevinin hakları olmadığını, aynı zamanda farklı olan herkesin de hakları olduğunu, dolayısıyla herkesin eşit ve kutsal, herkesin özgür ve kardeş olabildiği bir gelecek tasarımı için bu süreçte dediğim gibi kendi eğitimimizi de sağlamamız gerekiyor kanısındayım. Evet. Şimdi 1 Mayıs'la birlikte gündeme gelen bir şey de 1977 1 Mayıs'ı. Evet. Üzerine oldukça günlerdir tartışılıyor. Halil Berktay sorumlular sol gruplardır dediği bir televizyon programında tartışmalar başladı. Bugün de yine Halil Berktay ona yanıt verenlere yanıt verdi. Tartışmalara yeni bir boyutla, yeni yorumlarla katıldı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya? Yani çok farklı hani iddialar var, gerçeklikler var. Bunlara rağmen bu kadar bunu böyle tartışmak, yalnızca meseleyi hani bana kimse solcu öldürtemez, bana kimse bir solcu birini öldürttü dedirtemez noktasında tartışmak nasıl bir şey? Şimdi öyle tartışmak da yanlış bir tartışma tarzı. Ne yazık ki solun da tarihinde bir dizi hata, eksiklik söz konusu. Bunu kabul eden, bunun bir gerçeklik olarak solun da kendisini aşması için yüzleşmesi gereken bir süreç olarak görmek lazım. Bunun altını böyle kalınca çizmekle birlikte Halil Berktay'ın yaklaşımının aslında solun kendi öz eleştirisi, kendi muhasebesi olarak okumak kesinlikle imkansız. Halil Berktay'ın kullandığı o çok küstahça ifadeleri anımsayacak olursak,
provokatif, üstenci, aşağılayıcı kavramları, nitelemeleri anımsayacak olursak aslında bu işin bir Halil Berktay'ın psikolojik yapısını çok kullanmak istemiyorum ama kendi geçmişine sağlıklı bir öz eleştiri geçmeden dönmüş, döneklik etmiş bir kişinin kendi şu andaki mevcut durumunu meşrulaştırma çabası kaygısıyla şekillenmiş bir yaklaşım. Bugün sol değerleri ortadan kaldırmaya çalışanları destekleyen, onları aklamayı kendine adeta bir erdem edinmiş, buna karşılık geçmişte içinde yer aldığı ki oldukça sorunlu bir sol grubun içinde yer aldığı geçmişine karşı da adeta kin kusan, ama bunu sadece kendi grubuyla sınırlamayıp tüm bir sol kültüre yamamaya çalışan bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bence bu süreci doğru anlamak için öncelikle iki şeyi hatırlatayım. 77 katliamı niye yapıldı? 77 katliamı bu kış komünizm gelecek diyen bir zihniyet dünyasının bizim uzak doğudaki temel kalemiz elimizden gidecek diyen Atlantik ötesindeki devlet mekanizmasının Türkiye'de yükselen ve engellenemez hale gelen sol hareketi bastırmak konusundaki arayışlarının bir sonucu. 1 Mayıs katliamı, Maraş katliamı, 16 Mart katliamı ve benzeri katliamların bütünü aslında aynı zihni dünyadan, aynı sağcı, soğuk savaşçı, psikolojik harpçı dünyanın bir parçası olarak karşımıza çıktı. Birincisi bunu hatırlamak lazım. Niye böyleydi? Dediğim gibi sol artık engellenemez hale gelmişti. İşçiler, ben işçiyim ve emeğimin hakkını alabilirim diyen çok ciddi solla özdeşleşmiş bir sendikal hareketin militan bir parçası haline gelmişlerdi. Üniversiteler, bu ülkenin aydınları ciddi bir köylü hareketi sola yönelmişti ve bunun bastırılması gerekiyordu. Darbe yapmak, darbeyi meşrulaştırmak, meşrulaştırabilme sürecinde solun elini kolunu budamaya çalışmak, itibarsızlaştırmaya çalışmak doğrusunda dönemin basınının attığı manşetleri, yazdığı makaleleri bu ülkenin utanç tarihi olarak hatırlamak lazım. Bu süreçte atımsamak lazım ki 1977'de gayri safi milli hasıladan bu ülkenin emekçileri artık %36 pay almaya başlamışlardı. Bugün nedir derseniz bugün bu pay %14'e düşürülmüş vaziyette. Kim düşürdü? 1. 12 Eylül darbecileri düşürdü. 2. 12 Eylül darbecilerinin yaratmış olduğu yasallığa sırtını dayayarak bugün iktidar eden güçler düşürdü. Ve her seferinde bu oran hızla düşmeye devam etmektedir. Üstelik örneğin son 10 yılda bu ülke çok ciddi kalkınma oranlarına ulaşmış vaziyette. Ülke kalkınırken, ülkenin sermaye birikimi artarken, gayri safi milli hasıla artarken 12 Eylül'de 1977'de %36 pay alan emekçilerin bugün %14 pay alabiliyor olması bile aslında bu süreçteki saflaşmayı çok net gösteriyor. O gün bu %36 payı kırmak için o provokasyonu yaptılar. Solu hem elini kolunu kırmak hem emekçilerle sol arasındaki o organik bağı ortadan kaldırmak ve bu arada da bunu başaramazlarsa eğer 12 Eylül darbesinin psikolojik atmosferini yaratmak için oluşmuş olan bir süreçti. Bugün peki işte o dönemde solcu olan veya sol saflarda annesinin babasının çok saygın mücadelesinin belki de ürünü olarak sol hareket içinde yer almış olan insanlardan bazılarının bugün söz konusu provokasyonu sola bağlamaya çalışmaları da aynı şekilde bugün solun tekrar bu 3. 1 Mayıs'ta her seferinde katlanarak büyüyen bir halinin önünü kesmeye yönelik bir girişim olarak görüyorum. Bunu en etkili kim yapabilirdi? Sol zannedilen, soldan çıkmış bir insana veya insanlara bu tip açıklamalar yaptırılarak yapılabilirdi. Ve bu anlamda da aslında Halil Berktay bir misyonu yerine getiriyor diye düşünüyorum. bu vesileyle ben döneme dair bazı şeyleri anımsatmak istiyorum. Bakın, dönemin 1 Mayıs katliamının yargılanması 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşiyor ve savcı Çetin Yetkin diyor ki jandarma üsteğmeni Abdullah Erim isim veriyor. Assubay Mehmet Çağlar sular idaresinin üstünde ateş eden görevlileri çarpışarak ele geçiriyorlar. Yani kontrgerillacıları bu kontrgerilla provokasyonundan habersiz bir şekilde orada güvenlik sağlamaya çalışan normal güvenlik güçleri birbirleriyle çatışıyorlar. Ama bu hiç gündeme getirmiyor. Orada hani çatının üstünde birileri vardı sular idaresinde ama ateş ettiğini söyleyen hani pek
görgü tanıdı. Son bu tartışmayla birlikte de bu hiç gündeme getirilmedi örneğin. Maalesef dezenformasyon dediğimiz şey böyle bir şey zaten. Yani egemenler ellerindeki büyük medya olanaklarını ve işte her dönemin durumunda en etkili olabilecek şahsiyetlere söyledikleri, yaptıkları açıklamaları bu şekilde şey yapıyorlar. Yani çok ısrarlı yani bu konuda birçok dönemin tanığı. Ya ben bir sürü dönemin tanığı değil. Halil Berk'ten yanına Oral Çalışlar'ın açıklamaları var, benzer bir açıklama. Ben başka tür bir açıklamaya soldan gelmiş insanlara da rastlamadım şahsen. İşte bir dizi insan ise tam tersi şeyleri anlatıyor. Mesela Birikim Dergisi'nin yayın yönetmeninden tutun da bir sürü arkadaş, bir kısmı doğrudan Sular İdaresi'nin üstüne ateş edildiğini gördüklerini doğrudan söylüyorlar. Çekilmiş fotoğraflar var. Ama şunu bitirmeme izin verin. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi savcısı Çetin Yetkin, Jandarma Üstemin Abdullah Erim ve Asubay Mehmet Çağlar'ın Sular İdaresi üzerine ateş ettiklerini, buna karşılık normal bu tip bir kontrgerilla operasyonundan habersiz şekilde orada güvenlik sağlamakla görevli olan işte bu iki kişinin komutasındaki insanlar çarpışarak bunları yakaladıklarını, alıp birinci şubeye teslim ettiklerini, ama buna rağmen yine Çetin Yetkin'in ifadesi, savcının ifadesi, döneme birinci şube müdürü ise daha sonra bu kişileri bize öyle bir kimse getirilmedi diye açıklama yapıp ortadan kaldırıldığını söylüyor. Yine aynı Çetin Yetkin bu soruşturmanın adli bir soruşturma veya işte meydandakilerin birbirleriyle çatışması olmadığını, soruşturmanın derinleştirilmesinin şart olduğunu, çünkü bir dizi karanlık nokta olduğunu ifade etmesi üzerine görevden alındığını biliyoruz. Yine aynı şekilde dönemin işte 3 veya bazı araştırmalarda 5 kişinin kurşunla öldüğü söylenen kişilerle ilgili ne otopsi raporu ne ekspertiz raporlarının kesinlikle mahkemelere getirilmediği çok net söyleniyor. MIT raporunun getirilip sadece mahkeme heyetine okutturulup tekrar hemen geri alındığını çok net olarak biliyoruz. Dönemin yine hazırlanmış bir MIT raporunda affedersiniz bu işin Ermeniler ve Rumlar tarafından yapıldığı söyleniyor. Şimdi biz bu ülkenin hani her görüşten vicdanlı her insanın çok rahat net kabul edeceği gibi bu ülkede kültür sarayını yakıp işte emekçilerin, sendikalı işçilerin üzerine atıldığını, Haliç vapurunun batırılıp onun üstüne atıldığını, 6-7 Eylül olayın katliamından sonra, talanından sonra Aziz Nesin'lerin yakalanıp işte bu 6-7 Eylül 1955 provokasyonlu komünistler yaptı diye yakalandıklarını ve daha bir dizi şeyin örneğini çok fazlasıyla biliyoruz. 2 Temmuz Sivas katliamından Maraş katliamına varana kadar psikolojik harbin, bu memlekette darbenin atmosferini yaratma çabalarının böyle bir atmosferi getirdiğini bir dizi örnekle göstermek mümkün. Yine aynı şekilde eğer şey yapabilirsem Intercontinental Oteli'nin bir katının boşaltıldığını ve oraya o gün gelen Amerikalıların gelip 1 Mayıs mitinginden sonra da çekip gittiklerine dair yine aynı şekilde bir devlet belgesi var. Ve oradan ateş edildiğini gören pek çok da tanık bulunmaktadır. Dolayısıyla bütün bunları karşımıza koyduğumuzda örneğin geçen... Mesela bu iddiaya olay yaşandıktan birkaç gün sonra bunlar... ortaya çıkarıldı. Bu türden işte interkontinentalden ateş edildiği, Sular İdaresi'nden ateş edildiği ni Halil Berktay da söylüyor. Halil Berktay'ı izleyen benzer yorumları yapanlar da işte bunlar sonradan ortaya atılan iddialar oldu deniyor mesela sizin bu söyledikleriniz. Şimdi aslında sözünü ettiğim şey doğrudan mahkeme raporlarına yansımış olan olgular, isimler var. Davanın özellikle işin içinde kontrgerillanın olduğu bütün davalarda, Gazi katliamından tutun da işte bir sürü şeye kadar delillerin karartılma sürecinin, sorumluların açığa çıkartılmaması sürecinin hepsinde ortak şey olarak, adeta bir derin devlet refleksi olarak sürekli karşımıza çıktığını biz çok net olarak biliyoruz. İlla ki 1 Mayıs örneği de yetmez. Bütün örnekler aslında adeta birbirinin peşi sıra gerçekleşen şeyler. Dolayısıyla bu açıdan mesela bakın Uğur Mumcu dönemin Intercontinental Oteli'ne kalabalığı ateş ediliyor.
Otelin güvenlik amiri, Emniyet Genel Müdürlüğü eski yardımcılarına ve İstanbul Emniyet eski müdür vekillerine Mehmet Akzambak'a niçin soru yöneltilmiyor diye belirtiyor ve arkasından olayın bir dizi karanlık noktasına dair isimlerle bir dizi şey söylüyor. Aslında SALT bu konulu bir tartışmada belki de bu iddialarda bulunanlara yönelik olarak da çok daha ciddi bir muhasebe yapmak lazım. Ama şunun altını çok daha net çizmek lazım ki söz konusu dönem sol hareketin en çok yükseldiği, işte dönemin önceki dönemlerin işte Cumhurbaşkanlığı yapmış eski İttihat Terakki yöneticisi ki İzmir'deki Rumların tasfiye edilmesinin doğrudan başındaki adam Celal Bayar'ın bu kış komünizm gelecek diye iddia edildiği, milliyetçi güçlerin, militanların sistematik bir şekilde sola yönelik ve Alevilerin yaşadığı kaza kasabalara, şehirlere yönelik provokasyonların peş peşe geliştirildiği. Dolayısıyla bu sürecin bir parçası. Burada elbette şunu da söylemek lazım. Bu vesileyle işte bu tip iddiaları istismar eden güçlere karşı solun tekrar oturup her türden şiddet kültüründen kendi içindeki farklılıklara yönelik o dönem dönem dizginlenemez sonuçlara var olan, yol açan şiddet kültüründen kendisini köklü bir şekilde arıtması ve dönüp kendi geçmişiyle bu anlamda da muhasebe yapması şart. Dönemin karşı karşıya gelmiş iki gücünün de bugün büyük bir açıklıkla birisinin ben bu insanları meydana sokmama konusunda tavır koymamam lazım. Diğerinin de ben ona rağmen ısrarla meydana girmemem lazımdı diye açık net öz eleştiri yapması gerekirken bunun hala yapılmadığını biliyoruz. Böyle bir öz eleştiri ve solun da burada ama solun var. Yüzleşme ihtiyacı asla ve asla bu kontrgerilla operasyonunun sol için çatışma olduğu şeklindeki iler tutar hiçbir yanı olmayan ve olsa olsa egemenlerin mevcut durumunu aklamaya yönelik bir çabaya da en küçük anlamda kapı açmaz. Yani planladığımız diğer konuları konuşamadık. Yani belli ki bu konuda yani hem 2012 1 Mayıs hem 1977 1 Mayıs ile ilgili tartışmalarla ilgili hani konuşmaya ihtiyacımız varmış. Bunu anladık. Belki daha fazla da hani bunu tekrar tekrar konuşmak, tartışmak, sizin o söylediğiniz öz eleştiri, yüzleşme mekanizmalarını işletmek lazım ki hani gerçeklerle buluşalım, gerçeklerle buluşalım. Süremizi doldurduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ama son bir cümle olarak bu memleketin o 1 Mayıs alanındaki çeşitliliğe, o 1 Mayıs alanındaki sosyal çıkışa şiddetle ihtiyacı var. Aksi takdirde bu memleketin yarınını, bu memleketin büyümekte olan çocuklarını güvenlik içinde, adalet içinde yaşatma imkanına sahip değiliz diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler tekrar. İyi hafta sonları diliyorum size. Hoşçakalın. Müzik